Evet, şu anda gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 9T elimizde. Xiaomi'nin en yeni cep telefonlarından bir tanesi var karşımızda. Biraz karanlık bir ortamda çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen ışık için kusura bakmayın. Ekran biraz patlıyor gibi. Ama ben size en iyi şekilde bu telefonun özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz son dönemde bu telefonun hemen ilk özelliklerinden bahsedeyim. Son dönemde neydi popüler olan şey? Üst tarafta olan gizlenmiş kameralar. Biliyorsunuz burada şu an bir kamera görünmüyor. Ama ön kamerayı alınca hop, gördüğünüz gibi şu üst kısmında şurada bir kameramız, pop-up kameramız ortaya çıktı. Evet, şu anda beni de görüyorsunuz. Pop-up kamera ön tarafa konumlandırılmış. Her zaman yaptığımızdan biraz farklı bir şekilde anlatayım. Bu cihazın ön kamerası 20 megapiksel ve şu şekilde gördüğünüz gibi konumlandırılmış. Peki hepinizin aklına şu soru geliyor. Bu telefon düşse falan ne olur? Şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi kamera gizlendi. Bir daha bir deneyelim isterseniz. Hop. Bir dakika, daha hızlı yapalım. Evet, gördüğünüz gibi kamera otomatik olarak gizlenmiş oldu. Telefonun özelliklerine bakacak olursak 6.39 inçlik Full HD AMOLED bir ekranımız var. 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Hemen arka tarafta bizi üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. 48 megapiksellik, şöyle göstereyim. Evet, 48 megapiksellik Sony IMX586 sensörü kullanan bir kameramız var. Onun hemen altında bulunan bir diğer kamerası ultra geniş açı, bir diğeri ise telefoto için kullanılan üçlü bir kamera modülümüz mevcut. Telefonun bu kamera diziliminin az önce de söylediğimiz gibi ön pil, ana ön tarafta 20 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Android 9 işletim sistemiyle geliyor. Telefonumuz 6 GB RAM, Snapdragon 730 işlemci ve 64 veya 128 GB'lık depolama seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Bluetooth 5.0 var telefonda, onu söyleyelim. Aynı zamanda Wi-Fi AC desteğinde bulunduğunu belirtelim. Type-C bağlantısını şöyle ekranda göstereyim. USB Type-C bağlantısı ekranda görülüyor ama merak etmeyin, Xiaomi takipçilerini, hayranlarını dinlemiş. Aynı zamanda bir de kulaklık çıkışı da koymuş bu telefonun üzerine. Yani 3.5 mm kulaklık çıkışıyla telefonu kullanacaksınız. Vallahi şık bir telefon olmuş. Yani az önce lansmanı yapıldı. Sahnede %91 oranında bir ekran gövde oranı olduğunu söylendi. Çok ince bir telefon var. Tabi biliyorsunuz sadece ekranında bir kamera olması değil, aynı zamanda sensörler de bulunuyor. Bu telefonda sensörler ekranın içine gizlenmiş durumda. Hani ışık sensörü vesaire gibi sensörler şurada bir yerde, muhtemelen tam yerini bilmiyorum belki ama bunun içinde bir yerlerde bizleri bekliyorlar. Şık bir telefon. Yani güzel bir telefon. Peki şimdi hepiniz soruyorsunuz. Özgür Çetin, anlattın, güzel söyledin ama bunun fiyatı nedir? Telefonun Türkiye fiyatı 64 GB'lık sürüm için 3799 TL olarak açıklanırken 128 GB'lık sürümünün fiyatı ise 3999 TL olarak belirlenmiş durumda. Şöyle kamerada biraz dolaşalım. 1x diyor, 2x zoom yapabiliyoruz. Bir de 0.6x'lik ultra geniş açımız var. Şöyle göstereyim. Ultra geniş açı bayağı bir bozuyor yalnız, tabii her zaman olduğu gibi. 124 derecelik yaklaşık olarak bir çözünürlük sunuyor. Çekim modlarına şöyle bir bakalım. Kısa video var, ağır çekim var, video var, fotoğraf modumuz var, 48 megapiksellik mod var. Biliyorsunuz burada özel bir sensör kullanıyor. Sony'nin bu sensörü sensör seviyesinde fotoğrafın çözünürlüğünü arttırıyor. Normalde şimdi biliyorsunuz interpolasyon yöntemi vardır. Bundan bir tık daha iyi sonuç veriliyor ama bu gerçek 48 megapiksel değil arkadaşlar. 12 megapiksellik bir sensör temelde ama özel bir teknolojiyle bu sensörün çözünürlüğü 4 katına çıkartılmış oluyor. İşte modları da burada şu anda ekranda görüyorsunuz. Biraz da ön tarafa geçelim isterseniz. Ön kameraya geçtiğimizde ön kamera modlarında ise aynı Huawei'de olduğu gibi mesela gece modunu alacak, kamera tekrar ana kamera moduna geçiyor. Bence bu biraz garip olmuş. Şöyle kendimizi görüyoruz şu anda. Ekranda da kameramızın da performansı bu şekilde görülmüş oluyor. Yani Xiaomi biliyorsunuz oldukça rekabetçi bir marka. İşte bu gizlenebilir kamerasıyla beraber çok daha atak ve farklı bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Bu kamera bu arada böyle zorladığınız zaman içeri doğru kaçıyormuş. Bayağı kaçmıyor aslında. Ben zorladım şu anda. Vallahi gitti, bir şeyler oldu ama. Dur bakalım ne yaptık, zorladık mı kamerayı? Şimdi kendi kapandı, ben zorladım ama. Tekrar açalım. Evet, şu anda tekrar açılmış oldu kameramız. Kameranın bu açılıp kapanması güzel. Aynı zamanda
şeyi de gizlemiş oluyoruz. Güzel oluyor. Hem de ekranın daha büyük ve daha güzel tasarlanmasında önü açılmış durumda. Şık bir telefon olmuş. Fiyatı tabii ki ucuz değil. Artık ne yazık ki telefon fiyatları Türkiye'de epey bir yüksek bir noktaya geldi. Aynı otomobil fiyatları gibi oldu. Artık yapabilecek çok fazla da bir şey yok. Ne yazık ki bu rakamları artık kabul etmek zorundayız. Yani Snapdragon 730 orta seviyenin bir tık üstü olan bir işlemci olduğunu biliyorsunuz. Artık bu rakamlar bize de normal gelmeye başladı. Yapacak bir şey yok. Xiaomi Mi 9 ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza, Facebook adresimize ve Instagram sayfalarımıza ve Twitter adresimize de abone olmayı, gelip bir içeriklerimizi görmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.